Demişken bambaşka bir konuya geçeceğim. Aslında sizin festivallere ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Beyoğlu'nda bir festival yaptınız. Türkiye festivaller konusunda markalaşacak, bir festivaller ülkesi olacak diyorsunuz. Dünden beri trend topik olan bir konu var. Sizin alanınızda değil ama siz Kültür ve Turizm Bakanı olduğunuz için sormadan olmaz. İzleyicilerimiz bile yazıyorlar. Anadolu Fest Eskişehir'de valilik kararıyla hem toplum huzuru ve güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi. Şimdi Haziran başında yapılması konusu yeniden uzlaşıldığı yönünde bir haber geldi akşam üzeri. Ama bunun da neden gençlerin eğleneceği böyle bir festivale izin verilmiyor diye eleştirisi çok oldu. Sizin değerlendirmeniz nedir? Çünkü çok genç bir ülkeyiz. 81 ilde üniversiteler var. Ve özellikle salgın ve ekonomik şartlar gençler eğlenemez oldu. İstanbul'da bile daha çok sokakta eğlencenin olduğu dönemleri yaşadık. Salgın epey değiştirdi. Şimdi de ekonomik sıkıntılar var. Buna ihtiyacı var gençlerin. Hem dünyayı görmeye hem de eğlenmeye. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz kendiniz cevapladınız. Sorun çözülmüş bir şekilde ki aralarında. Ama işte şöyle bir soru işareti oldu. Neden böyle bir karar alındı? Acaba Haziran'da olabilir mi? Ya maalesef bizde şöyle bir şey var. Hep ön yargılarla yaklaşma. Ben diyorum ki bu sorunları çözmek istiyorsak bir kere ön yargılarımızı bir yere park etmemiz lazım. Her şey böyle ön yargıyla yaklaşarak yani ortalığı germekten başka bir şey yaramıyor. Çözülmüş bir sorun. Hani bilmiyorum, ben güvenlik gerekçesi dediğiniz için valilikten rapor istemedim, bir şey yapmadım. Yani kendimle ilgili konuyu soracak olursanız biz bakanlık olarak kültür yolu festivallerine çok önem veriyoruz. Ama kültür yolu festivallerle kolay hazırlanan etkinlikler değil. Önce rotayı oluşturuyorsunuz. O rotanın içinde birçok tescilli bakanlığınıza ait veya devlet kurumlarına ait yapılar var. O yapıları restore ediyorsunuz, renove ediyorsunuz, rekonstrüksiyon yapıyorsunuz, ayağa kaldırıyorsunuz. Sonra bu ayağa kaldırdığınız yapıların içine bir ruh katıyorsunuz. Onu canlandırıyorsunuz ve etkinliklerle yapıyorsunuz. Kültür ve sanatla yapıyorsunuz. Eğer siz şehirlerinizi marka yapmak istiyorsanız, turizmde de özellikle rekabet yapmak istiyorsanız, hani sizin rakip olarak gördüğünüz ülkelerden ayrışmak istiyorsanız zaten bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz. Bir, arkeolojik değerlerinizle yapabilirsiniz. İki, kültürel özelliklerinizle yapabilirsiniz. Üç, gastronomi ve sizin yaşam tarzınızla yapabilirsiniz. Bütün bunlara baktığınız zaman ne kadar oralarda ön plana, avantajlı yanlarınızı ön plana çıkarıyorsanız o kadar ayrışırsınız. Bu bağlamda bizim kültür yolu projeleri çok başarılı çalışmalar olarak hayata geçmeye başladı zaten. İlkini biliyorsunuz. 29 Ekim'de yapmıştık. Beyoğlu Kültür Yolu. Ben oradan uzan biraz hem soru sorayım hem de ben onu da gezdim de size de eşlik etmiştik. Bir gezmiştik orada. Benim en çok dikkatimi çeken şey orada eskiden AK Parti hükümetinin kültür politikalarına şöyle bir mahalle eleştirisi yapılırdı. Yani mahalleler ayrılıyor, seküler mahalleden kültür temsilcilerine yeterince yer verilmiyor diye. Açık konuşacağım. Sizin döneminizde ben bunun bittiğini görüyorum. Yani eskiden yapılanların aksine bugün Kültür Bakanlığı ile İKSV, özel kültür kurumları, bunlar arasında bir birliktelik gördüm ben. Yani kültür yolunda karşı mahalleden sayılan ama iyi sanat yapan bütün galeriler, bütün sanat kurumları birleşmişti Kültür Bakanlığı'nın çatısı altında. Bunu ben bir kültür izleyicisi olarak çok takdir ettim. Bir de mesela sanat kısmında sanat sergilerinin küratörlüğünü Ali Akay gibi sektörün en önemli küratörlerinden biri yapmıştı. Az önce restorasyonlarda Zeynep Altunbay'dan, Han Tümertekin'den bahsettiniz. Bunlar alanının en yetkin isimleri. Gerçekten işin içinde olanlar biliyorlar. Ben gerçekten bir vatandaş olarak bu vizyonunuzu bir kere teşekkürle karşıladığımı söylemek istiyorum. Atatürk Kültür Merkezi'ni soracağım. Atatürk Kültür Merkezi açıldı. İlk 10 gününde operada da çok önemli şeyler izledik. Londra Filarmoni Orkestrası Türkiye'ye geldi. Yani gerçekten gurur verici. Fakat sonrasında bir sahnede galiba bir teknik aksaklık olduğu için 6 aylığına kapandı. Bu ay açılıyor bildiğim kadarıyla. Bu aksaklık niye oldu? Aksaklık ve olmadı. O yanlış aktarmış eksiklik size. Mi var? Eksiklik yok. Bakın şimdi bu çok dünyanın en son teknoloji sahne sistemlerini kullanıyor Atatürk Kültür Merkezi. Ve bu sahne sistemleri de verimliliğini arttırmak ve çok performansını arttırmak gibi bazı özellikleri var. Şimdi devasa bir sahne sisteminden bahsediyoruz. Hatta şöyle örnek vereyim. Transformers filmleri vardır ya, seyrederiz, gençler de seyrederler. Oradaki hani robotlar gibi düşünün. 68 metre bir yükseklikte hareket eden bir binanın, çelik bir binanın farklı şekillerde, Transformers'lar gibi şekilden şekle giren bir binanın hareketi. Hani 68 metrede
fikir sahibi versin olun diye söylüyorum. Boğaz Köprüsü'nün denizden yüksekliği 64 metre. Yani evet. Fikir sahibi olmanız için söylüyorum yüksekliği. Köprünün inip kalkması kadar gibi büyük şey, hareketler yapıyor. Büyük bir binanın yapıldığı bir sahne. Şimdi bu bir de bu sahne monte edilirken önce birinci sahneyi monte ediyorsunuz. Sonra onun oturmasını bekliyoruz. Niye oturmasını bekliyorsunuz tam bir şekilde? Hata payınız 3 ila 8 milimetre. Bakın çok büyük bir yapıdan bahsediyorum. 3 ila 8 milimetrelik yapıdan. O oturması için önce bir süre kullanıyorsunuz. Sonra ikinci montajına başlıyorsunuz. Yani bir aksaklık falan yok hiçbir. Çünkü dünyanın en sahne konusunda uzmanlaşmış en önemli, hatta ismini de vereyim. Reklam sayılmaz. Zaten tek adamlar dünyada Wagner firması. Adamlar 150 yıldır sahne yapıyorlar. Yani. Bu açıdan çok çok ileri teknoloji kullanıyorlar. Bu 3 veya 8 milimetre hani bazı mekanizmalara göre sapma payı olan bir sistemden bahsediyorsunuz. Önce birinciyi yaptık, kullandık, oturmasını sağladık. Emin olduktan sonra ikincinin montajına başlandı. Zaten pandemi döneminde de geldiği için yani yabancı şeylerin çok zor geldiği bir döneme geldiği için rahatlıkla yaptık. Ha biz bunu yapmadan kullanabilir miydik? 3 yıl sonra da monte edebildik ama ne gerek var? Başladığımız işi tam bir şekilde bitirelim. Niye bitirelim? Çünkü o verimliliğini arttırıyor. Birkaç dakika içinde sahne değişebiliyor. Yani aşağıki sahneler... Devamında sahne... başka bir böyle montaj, böyle bir proses var mı? Bitti şimdi... mi şu an? Nedir? 19 Mayıs'ta mı açılacak? İlk 17, konser... Şu anda hazır zaten. Temizlikleri yapılıyor. Ya ilk konseri ben haftaya bugün Türk baktım. Telekom orası biliyorsunuz. Sponsoru evet. Türk Telekom. Türk Telekom sahnesi olarak onların performansıyla 17'sinde salı günü ilk şeyimizi tekrar orada büyük sahnede vereceğiz. Dediğim gibi şimdi bakın bu teknolojiyi kullanmak istiyorsanız niye kullanmak istiyorsunuz? Bu teknolojiniz yoksa haftada bir büyük oyun sergilersiniz. Çünkü dekoru yetişmiyor. Tabii değişmez, provası yapılamaz. Ama bu sahne varsa haftada 3'e kadar çıkarsınız. Çok rahat bir şekilde. Hem provanızı yaparsınız hem sahne hızlı bir şekilde. Hatta oyun içinde sahneyi bile değiştirebilirsiniz. Bütün bunları yaparken inanılmaz bir mekanizma. Zaten ben bir gün sizlerle de göstereyim. Onu bir çalışırken görün. Cep telefonundan yönetiyorsunuz. Bizdeki son yapı, zaten dünyada yanılmıyorsam 5 tane varmış bu sahneden. Yani kültür merkezleri içinde. Ve bize de en son teknoloji, en son yaptıran biz olduğumuz için... Kimin cep telefonunu kullanıyorsun? Herhangi yani teknik personelin, teknik müdürün cep telefonundan... teknik müdürün cep telefonundan şifresini vesaire zaman yönetebileceğiniz sahne. Kadar. Kendi yani iPad'inden kullanabilir, tabletinden de yapabilir ama cep telefonundan da yönetebileceğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Peki Londra Filarmoni gibi... Büyük orkestraların konserlerini dinleyecek miyiz? Bu anlamda yeni müjdeler var mı? Şimdi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor. Tamam, şimdi o zaman yarın lansmanımız var. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni bu sene Başkent Kültür Yolu ile beraber yapıyoruz. Benzer bir kültür yolu rotası da başkentte oluşturduk, Ankara'mızda oluşturduk. Ve geçen sene kıyaslanmayacak kadar da kapasiteleri arttırdık. Geçen sene yaklaşık civarında etkinlik... 2800 civarında sanatçı katılmıştı. Şu anda 5000'den fazla sanatçının katılımıyla 1500'den fazla etkinlikle gerçekleştiriliyor Beyoğlu Kültür Yolu. Ve yine şeyde Başkent Kültür Yolu da bu sene ilk olarak gerçekleşecek. 28 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında. Onlar da 300'den fazla etkinlik, 1500'den fazla sanatçıyla yapıyorlar. Konserler vesaire de olmuştu galiba. Efendim? Konserler de olmuştu tabii, geçen tabii. Sene. Şimdi birçok konserimiz var ama yabancılarda da mesela bu sene Londra Filarmoni yok. Deutsche Senfoni var. Alman Senfoni Orkestrası var. Ama yarına kalsın artık biraz orada. Şimdi. Berlin Filarmoni bekliyoruz.